çifti gelecek. Kaybolan kızları Oya'yı arıyor. Onlarla ilgili bir hatırlatma daha yapacağız. Önce alkışlar anne ve babaya. Kızınızı arıyorsunuz. Aksaray Güzelyurt Bozcayurt köyünde yaşıyorsunuz. Kızınız 24 Kasım sabahı evden 2500 TL para 11 Cumhuriyet altını ile beraber gidiyor. Sabah kalktık, baktık bu evde yok. Muhtara vardım, o bilgisayarları açtırdı. Bütün yerleri açtırdım, aradık, hiç haber yok. Telefon vermişler, telefon mu almış, bizi... Telefon neyim almadık, kendisi almış. Köyden çıkabilmesi için sabah saatlerine çıkmış, hani böyle dolmuştur otobüsler vardır. Hani şehre giden. Bizim orada araç olmaz. Bir salı günü gider, bir de cuma günü araç çıkar. O zaman diyorsunuz ki biri aldı gitti onu. Evet, %100. Planlı gidiş zaten, yoksa 2500 TL para 11 tane Cumhuriyet altını. İş kuracağım diyor. Not yazmış. Beni köyde soran olursa amcası falan götürdü. Deyin. Aldığım parayı da hepsini ödeyeceğim. Bu paraları almaya mecburum. Ben İstanbul'a gidiyorum. Kimseyle de gitmiyorum. Hayatımı kurup ev tutacağım. Affedin beni Oya. Oya, ben senin için de... Bak, ekmek yiyemiyorum, yemek yiyemiyorum. Oya, seni aramaya geldim. Mecburu aramaya geldim seni. Hiçbir iz bulamadık. Her yeri aradık. Sevgili seyirciler, Oya'nın fotoğrafını ekrana veriyoruz. Şu anda kırmızı daire içerisinde olan. 24 Kasım'da anne ve babasına mektup bırakarak gitmiş. Evden ayrılırken de yanına para ve anneye ait altınları da almış. İstanbul'da yeni bir hayat kurmak istediğini söylemiş. İnşallah da bulunur. Günabi Hanım ve eşi Aksaray Güzelyurt Bozcaöz köyünde yaşamlarını sürdürüyorlar. Kızları bir sabah yani 24 Kasım sabahında 2500 TL para 11 tane Cumhuriyet altınıyla ve biraz önce ekrana gelen bir mektubu bırakarak evden ayrılıyor. Oya ile ilgili bir gelişme var. O gelişmeyi ekrana getirmeden önce Sultan ablanın ve Gülabi Bey'in kızlarına seslenişi var. O ekrana gelsin, ardından konuşacağız. Aklımdan çıkmıyor. Kavamın altı yastık, taş oluyor. Ne olur kurban olayım. Dön evine, dön. Ben seni çok seviyorum. Ne olur. Eve dön. Oya, ne olur kurbanım, eve dön. Ne istiyorsan yapacağım ben. Yeter ki sağ olduğunu bilelim. Ne olur Oya, kurban olayım, dön. Yakup'u da seni aramaya geldik Oya. Yakup kapıda seni bekliyor. Annem ya Oya'yı bulak da gidek diyor. Ne olur Oya, dön. Bir sesini duyayım. Ne olur bir sesini duyayım. İstanbul'a gidiyorum diyorsun. Sana göre değil, ne bileceksin sen orayı. Yalvarıyorum, dön geri. İstanbul sana göre yer değil. Baban merak ediyor, kız kardeşlerin merak ediyor. Dayıların var, aralıyor, arıyor her yerde seni. Ne olur, herkes seni arıyor, ne olur bir dön. Bir telefon etsen, sesini duysak gene yeter. Konuşamıyorum, iyice dermanım kesildi. Ne olur, benim hasta olduğumu biliyorum. Ben şeker hastası ettin beni. Ben şeker hastasıyım, sen biliyorsun. Dön geri. Dermanım kalmadı seni aramaktan hiç. Ne olur. Dön geri. Bir sesini duyayım. Başka bir şey istemiyorum. Genelde bir sesini duyayım. Sağ olduğumu bileyim. Yeter ki. Hayatından endişeleni yok. Ne olur dön geri. Güler yüzünü, ey ceylan gözünü.
24 Kasım sabahı evi terk ettikten sonra kızınızdan bir daha haber alamadınız. Mutlu muydunuz Gülabi abi? Yani kızınızın evden gitme sebebi ne olabilir? Vallahi gitmese hiçbir sorun yok, bir şey yok, bilmiyorum. Hiçbir problem de yok, hiçbir sorun da yok aramız, hiçbir şey yok. Yani şimdi sizin yaşadığınız yer, yani Aksaray'daki Güzel Yurt Bozcaöz köyünde yaşıyorsunuz. Evet. Hani kendi halinde bir dünyanız var. Telefon bile kullanmazdı demişsiniz ama son zamanlarda telefon kullandığı ortaya çıktı. Evet. Ve hani belli bir plan ve programla harekete geçiyor. Yani evden ayrılma sebebi. Bir de hani ne olursa olsun köyde de yaşıyor olsanız haftanın belli günlerinde toplu taşıma aracının geldiği... onu kullanmak zorunda olduğunuz bir köy. Yani yoldan geçen bir arabaya binmeniz söz konusu değil. Değil. Şimdi 11'den sonra gece. 11'den sonra bir olay oluyor. Biz 6'da haberimiz oluyor. Gece gidiyor evden. Evet, evet gece gidiyor. O zaman geliyor biri alıyor mu? Yani bu... Ya kendi arabası olacak? Zaten yolun kıyında bizim yani evimiz yolun kıyında. 10 metre asfalt önünden geçiyor. Asfalt kıyında. 11'den sonra araba veren bu... Dediğin gibi bu planlı, mesela şeyli olması lazım. Bu gece yarısı bir de. Gündüz olsa neyse bir geçen arabalara normal bir araba bine gider. Ama gece 11'den sonra. O zaman gelip biri alıyor. Evet. Bence kızınıza telefonu kim temin ettiyse iletişim halinde olan kişi de o. İşte. Yani İstanbul'daki hayatı ona vaat eden yahut da sosyal medya üzerinde akıl veren kişi, telefonu evet, temin eden kişi. Bu kim olabilir? Telefonu ilk elinde gördüğünüzde sormadınız mı? Nereden aldınız? Biz hiç görmedik ki. Hiç telefonu biz görmedik. Evde bilgisayar falan da yok değil mi? Yok. Hayır bilgisayar da yok. Şimdi cumartesi günü dayısının oğlu Okan'ı aramış. Günü. Bir alo diyelim. Okan merhaba. Teyzesinin. Teyzesinin oğlu pardon. Alo. Merhaba. İyi günler, iyi yayınlar. Okan selamlar. Cumartesi selamlar. Günü mü aradı Oya seni? Evet, cumartesi günüydü. Öğlen saat 11.30-12 civarıydı. 11.30-12 civarı. Evet. Aradığı numara gözüküyor muydu? Özel numara mıydı? Gizli numaraydı. Gizli numaradan aradı. Evet. Ne dedi sana aradığında? İlk baş evimizde misafirler vardı. Annem ve kardeşlerim oturuyorduk evde. Evet. Ondan sonra telefon çaldı. Ben gizli numaraydı. Açtım. Alo dedim. Kimsiniz dedim. Oya'ymış. Ben Okan dedi. Oya dedi. Ondan sonra ben hemen annemle birlikte dışarı çıktım. Evde misafirler vardı. Evet. Anneme dedim Oya arıyor dedim. Ondan sonra ben söyledim işte Oya neredesin bak annen git seni arıyor. Teyzem gir öyle seni arıyor dedim. Neredesin dedim. Adresini ver biz annemle gelelim seni alalım. Ne probleminiz varsa çözelim dedim. Evet. Sen de karışma dedi sana ne dedi. Sadece onlara söyle dedi. Ben iyiyim dedi. Beni arayıp sormasınlar dedi. Ben iyiyim sonra... beni arayıp sormasınlar. Evet. Ondan sonra ben de Aksaray'dayım dedi. Yani bu Aksaray'da olduğundan ben tam emin değilim. Mesela diyor ki ne? Gelsinler diyor programdan diyor. Yani ekranda onun aranması, resminin yayınlanması demek ki Oya'yı rahatsız ediyor. Evet. Ondan dolayı öyle diyor. Ben Aksaray'dayım. İfademi de vereceğim diyor. Ondan sonra oraya çıkmasınlar diyor. Daha da rezil etmesinler kendilerine diyor. Rezil etmesinler. Peki... Evet. Belki şu anda eminim ki Oya bizi ekran başında izliyor. Yani, annen baban bugüne kadar köylerinden dışarı çıkmamış insanlar. Tabii. Hem köyden dışarı çıkmayı bırakın İstanbul'a gelip sizi bir televizyon kanalında arama cesaretini gösteriyorlar. Demek ki senin can güvenliğinden, başına bir şey geleceğinden o kadar korkuyorlar ki. Evet. Buralara kadar gelen annem ve babam var onlara haksızlık etme. Yeni bir yaşam kurmak isteyebilirsin. Yeni bir hayat isteyebilirsin. Bu senin en doğal hakkın. Ama böyle bir şeyi ailenin gücünü arkana almadan da yapamazsın. Eğer şu anda bizi Oya'ya söylüyorum izliyorsa. Başka ne anlattı Oya? Ondan sonra işte ben dedim. Oya dedim neredesin sen dedim. Annemle gelelim alalım. Eğer Aksaray'daysan dedim adresini ver dedim. Ondan sonra sen de karışma dedi. Bak o kadar parayı götürmüşsün dedim. Tamam parayı niye alıp gittin? Sana ne dedi? Seni ilgilendirmez dedi. Ondan sonra dur anneme vereyim abi konuş dedim. Ondan sonra tam anneme verirken telefonu kapattı. Agresif mi konuşuyordu telefonda? Evet. Ne söylersen mesela doğru bir şey söylediğimde tersliyordu. Yani aslında söylediklerin onun kabul ettiği şeyler ve bunu başka birinden duyuyor olmak
Sanırım onu sana ne? Ne ilgilendirmez seni diyordu bana. Peki yani sormadın mı beni? Her şeye sana ne diyorsun? Beni niye aradın? Onu sormak gelmedi işte. Biz de onun için endişeleniyoruz, arıyoruz. Biliyorum. Biz de şey yapıyoruz, uğraşıyoruz. Ondan dolayı öyle demek de aklıma gelmedi. Vallahi Gül abi Sultan evet. abla eminim şu anda Oya sizi ekran başında evet. izliyor. Oya'ya buradan sesleniyorum. Bize ulaşmanı rica ediyorum. Ailenle problemin neyse, evden gitme nedenin neyse. Hani bu saatten sonra bunun doğru sorgulamasını yapıp en azından karşılıklı orta yolu bulman lazım. Annenin evet. rahatsızlığı da ortada, evet. şeker hastası. Onlar da perişanlar. Seni ararken diğer tarafta kardeşlerini köyde bıraktılar. Onlar küçük, perişanlar. Küçük oğlan var ya dışarıda, oğlum ağladı kaldı vallahi. Gelimi bırakmıyor, bağırıyor, iyi ağlıyor. Ne söylemek istiyorsanız söyleyin. Eminim şu anda ekran başında bizi izliyordur. Bu arada görenler, tanıyanlar bize varsa ulaşsınlar. Söyledim. Bir de şunu rica edeceğim. Oya ile arkadaşlık yapanlar, hani onun fotoğrafları varsa, iyi fotoğrafları, lütfen bunu da bize gönderin. Anne babanın elindeki tek fotoğraf karesi de evet. bu. Telefon. Ne söylemek istiyorsun? Şimdi Esra abla, şimdi onu arıyor. Mesela onu arayacağına, mesela kanala çıkma rahatsız oluyor değil mi? Evet. O zaman ben ara. Baba ben şuradayım. Benim durumum şu, sağlık durumum önemli. Onu söyle, o zaman biz de ki tamam yerini söyle, ben şuradayım, ben buradayım, yerini söyle. Onun için biz de şey yapmayalım, şimdi sen arıyorsun, yerini söylemiyorsun. Gizli numarayla duruyorsun, Okan'ı arıyorsun ama sen düzenli bir yerde misin, düzensiz bir yerde misin? Yani kaldığın yer nasıl bir yer? Öyle ya. Kimle kalıyor? Yani kimle sen kalıyor, kimle kalıyorsun? Ne? Yönetim altında mısın? Yoksa sen şöyle tutsak bir yerde misin? Ama sen bunları konuşuyorsun. Senin kaldığın yer bir nerede kaldığın belirsiz. Yalnızca Oya yani, değil aslında Oya'nın yanındakiler de bu durumdan rahatsız yani, oluyorlar. Ha, evet. Onlar söyletiyor ona. Kimse. Çünkü bakın hayatın olağan dışı akışı içerisinde iletişimin bile zor olduğu bir köyde yaşayan bir kız, eğitim düzeyinde olmayan bir kızın yeniden sıfırdan bir hayat kurmak için bu kadar cesaretli olması ve ailesini her şeyi yok sayması, anlattıklarınıza evet. göre şiddet de yok diyorsunuz. Yok ablam, yok. Yani bırakıp her şeyi telefon kullanmayan, iletişim olmayan, interneti son kısa zamanda yapıp bunları bulunduğu yerden uzaklaşması ve sıfırdan bir hayata başlaması mümkün değil. O yüzden muhakkak Oya'nın ben destek aldığını düşünüyorum ve beni rezil etmeyin deme beyanında şunu söylemek istiyorum. Anne baba olmadığın için bunu anlayamazsın. Gün gelir anne baba vasfına bir çocuğu büyütme şansını elde ettiğin zaman annenin babanın ne hissettiğini çok iyi anlayacaksın. O yüzden de annen baban aslında senin canından yani endişe ediyor. Bir hayat da kurabilirsin. Annene babana haber vermen bunlara engel değil. Bir de kimsenin şöyle bir hakkı yok. Ne yapalım o zaman? Bu sabah canım istemedi. Hepimiz kapıyı vurup evden gidelim. Kimseye de haber verme. Böyle bir şey olabilir. Bir evet. sorumsuzluk olabilir mi ya? Yani hani o paraları alma, 2500 TL 11 cümlet al, ne kadar onun hayatını devam ettirecek? Ya Esra abla, para o önemli değil. Değil. Para için önemli değil. Yeter ki yalnız ben iyiyim olduğunu, misin kestik. Şeyli yerde olduğunu söylesin, benim için o önemli değil. Yani ben bunun durumun nasıl... Zaten bu engelli. Bu nasıl yerde orada engelli. Öğrenmek istiyorum ben. Bu nasıl şiddet yapacak çocuğuna? Oh. Ah Oya, ah. Mahvetti bizi vallahi. Yani yol bilmeyen, iz bilmeyen bir anne babanın bakın evladını aramak için bir televizyon kanalına gelmesi bile takdire şayan bir şey. Ben sizi takdir ediyorum. Evladınızın sağ olduğunu duyuncaya kadar, evet, sesini görünceye kadar asla vazgeçmeyin. Evet. Sağlık durumu önemli. Bunda utanılacak, sıkılacak bir şey yok. Arkasından gittiğiniz, evet, sağlığından endişe ettiğiniz, yani, canınızın parçası. O yüzden de dimdik durum utanılacak bir şey değil. Valla ben böyle durumlarda hani bir kız evden kaçtığında aman büyük hayalleri var kaçtı gibi düşünmüyorum. Hani birinin ona böyle pembe balon bir dünya çizdiğini, o dünyaya kanıp gittiğini, kandırıldığını düşünüyorum. Bir de eğer böyle bir aracı varsa, varsayım üzerine konuşuyorum, böyle bir aracı varsa senin ilerleyen zamanlarda üzmekten, sana zarar vermekten öteye davranışları asla olmayacaktır. Dünyanın en güvenli yeri annenin ve babanın ocağıdır, kucağıdır. Bundan başkası da yoktur. Onun haricindeki herkes sizi bir tuzağa düşürmeye çalışır. Benim en büyük korkularımdan biri bu.
Oya'ya sesleniyoruz. Ekranda görenler, duyanlar, bilenler, tanıyanlar varsa lütfen bize WhatsApp ihbar numaramız var. Hep ekranda da duruyor. Oradan mesaj atabilirler. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Ne olsun, bugün vallahi gelecek hayırlı haberleri bekleyeceğiz. Evet. Ve Oya'cığım, diyorsun ya onlar kanaldan gitsinler diye. Senin sesini duyana kadar, seninle iletişim kurana kadar annenle ve baban burada olacak. Bunu da ben söylüyorum. Gel abi babacığım. Hiç üzme kendini.